Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, peygamber ikliminde terennüm edilen, hissedilen, yaşanan en esaslı ilke ihlastı, içtenlikti, şeffaf bir insan oluştu. Mümin, müminin aynasıydı. Şeffaf müminler birbirlerine tam ayna olurlardı. Peygamber ikliminin güzelleri kısa zamanda olgunluğa yürümüşlerse, kısa zamanda meyveye durmuşlarsa, kısa zamanda gönülleri deryalara dönüşmüşse, bunun en etkin esası ihlası terennüm etmeleriydi. İhlas ikliminin insanı olmalarıydı. İçten müminler olmalarıydı. Kehf suresinin 110. ayeti celilesinde, kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin buyuruluyordu. İçin için ta derinlerde gizliden gizliye herhangi bir varlığı Rabbimize ortak edinmek vardı. Ortak koşmak vardı. Bunun kaynağında nefsimiz vardı. Bunun kaynağında iblis vardı, şeytan vardı. Nefs her dem kendisini öne çıkarmak isterdi. Dikkatlerin kendisine dönmesini isterdi. İnsanların kendisinden söz etmesini isterdi. İnsanlar arasında ayrıcalıklı bir yerinin olmasını isterdi. İnsanlar arasında seçkin bir insan algısını oluşturmak isterdi, oluşsun isterdi. Giderek insan nefsinin minik bir ilah olmasını temin etmek isterdi. Müslüm'de geçen olay ne kadar acıydı, ne kadar tehlikeliydi. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlardı. Kıyamet gününde ilk olarak sorguya çekilecek olanlar şu üç sınıftır. Birincisi, Allah'ın kendisiyle ilim verdiği kişiye Allahu Teala sorar. Öğrendiğinle ne yaptın? Ya Rab, onunla ilmimle gece gündüz sana ibadet ettim. Rabbu Teal, yalan söylüyorsun. Melekler de yalan söylüyorsun. Bilakis sen onunla, yani ilminle filan adam alimdir dedirtmek istedin. Zaten öyle de denildi derler. İkincisi, Allah'ın kendisine mal verdiği kişi. Allahu Teala ona da sorar. Sana nimet verdim, onu nasıl kullandın? Ya Rab, o mal ile gece gündüz sadaka verdim. Rabbu Teal, yalan söylüyorsun. Melekler de yalan söyledin. Bilakis sen onunla filan adam cömerttir dedirtmek istiyordun. Nitekim öyle de denildi derler. Üçüncüsü, Allah yolunda öldürülen kişi. Allahu Teala ona sorar, sen ne yaptın? Ya Rab, cihat ile emrolundum ve savaşırken de öldürüldüm. Rabbu Teal, yalan söylüyorsun. Melekler de yalan söylüyorsun. Zira senin gayen filan adam kahramandır dedirtmekti. Nitekim dünyada iken böyle denildi derler. Bildiğimiz bir husus vardı. Yaşadığımız bir hal vardı. Ve bu hepimizin hayatında böyleydi. O da nefsle mücadele etmekti. Bir bilgemiz öyle diyordu. Nefs öyle bir köpektir ki hak namına yapılan bir ameli bile parçalayıp pay almak ister. Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam öyle diyordu. Ben nefsimi temize çıkarmam. Zira nefs kötülüğü emreder buyuruluyordu. Peygamber Efendimiz ise bir dualarında öyle yakarıyor, öyle dua ediyordu. Ya Rabbi, gözümü açıp yumana kadar dahi beni nefsimin yönetimine bırakma diye dua ederlerdi. Gün görmüş insanların, bilgelerin de söylediği altın sözler vardı. O altın sözlerden biri de şuydu. İnsanın kendisine yaptığı kötülüğü cümle insanlık bir araya gelseler yapamazlar. İnsanın kendisine yaptığı iyiliği bütün insanlar toplansalar yine yapamazlar.
bir bilgenin de duası şöyleydi: Allah'ım, beni bana bırakma diyordu. Yani nefse bırakma anlamında aynı manayı dillendiriyordu. Şems suresinde ise tüm dikkatlerimiz nefse yönlendiriliyordu. Ayet-i kerimeler şöyleydi: Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığa, güneşi takip ettiği zaman aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yeryüzüne ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen ise ziyan etmiştir, buyuruluyordu. Rabbi Rahimimiz nice oluşumlara, nice varlıklara yemin ederek büyük ama çok büyük bir konuyu anlamamızı murat ediyordu. Nefsimizle mücadelemiz, nefsin telkinlerine karşın duruşlarımız bizim kimliğimizi, bizim hayat çizgimizi oluşturuyordu. Asıl mücadele nefsimizle olan mücadeleydi. Koca Yunus nefsin ne amansız bir saldırgan olduğunu, ne yaman bir kumpasçı olduğunu, onunla mücadelenin çetinler çetini olduğunu biliyordu ve öyle söylüyordu: Ne diyeyim, ne ileyeyim, nefselinden, hırselinden. Derdim kime söyleyeyim, nefselinden, hırselinden. Gülüşü ben basamazam, hiç gıdasın kesemezem, dost yanına düşemezem, nefselinden, hırselinden. Geçti ömrüm niceleyin, asi var mı bencileyin, yüzüm kara, ellerim boş, nefselinden, hırselinden. Nefsin mümin insanları aldatması ne kadar acıydı. Hem de Rabbine ilişkin asil bir güzelliği yaşamak isterken nefs başını kaldırıyordu ve o güzelliği bulandırıyordu. Rabbi Rahimimiz kuluna ilim imkanı vermişti. İlimle donanma imkanları vermişti. Alim olmasını temin etmişti. Kul için bu ne büyük nimetti. Nice kulların ulaşamadığı muhteşem bir nimetti. Kul gece gündüz Rabbine hamd etse bu nimetin şükrünü ifa etmiş olamazdı. Ama kul akıllara ziyan bir yönelişin içine giriyordu. Kul hiç beklenmedik bir sefaletin girdabına giriyordu. Kul asla yapmaması gereken vahim bir yanlışı yapıyordu. Bütün bu ilimleri için için kendine mal ediyordu. Nefsine mal ediyordu. Allah'ın ihsanını nefsinden biliyordu, kendinden biliyordu, kendi kabiliyetinden biliyordu. Ben diyordu, ben diyordu. Bu ilimlerin sahibi benim diyordu. Bütün bunlar benim eserim, benim çabam diyordu. Ben diyordu. İstediği zaman uyuyamayan, istediği zaman uyanamayan aciz insan, cümle kabiliyetleri nasıl da nefsine, kendine aitmiş gibi şeytanca bir tutumun içine giriyordu. Hayatın sahibi Allah-u Teala'ydı. Kabiliyetlerin sahibi Allah-u Teala'ydı. Bütün imkanlar kuluna ondan geliyordu. Havasıyla, suyuyla, güneşiyle, toprağıyla her şey onun ihsanlarındandı. Ama nefse karşı amansız bir duruş sergilemeyenler nefsin kurbanı olurlardı. Bir avcının avının peşinde olması gibi, böyle yüksek bir hassasiyet üzere olması gibi, kul iç dünyasında, gönül dünyasında olup bitenleri takip etmeliydi. Gözetlemeliydi, kollamalıydı. Yoksa nefs için derin bilinç sahibi olmayanlar, çok duyarlı ve dikkatli olmayanlar kolay lokma olabilirlerdi. İhlası zayıf olanlar, ihlasında zafiyet olanlar giderek nefsin kumpaslarına düçar olabilirlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.